Canım onu söndürün, bende değil. Sevgili Sinop Sıcak Haber takipçilerimiz, hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Diyojen Kafe'deyiz. Tabii ki Diyojen, Sinop'un, Sinoplu filozof, dünyaca ünlü Diyojen'in adını koyduk. Ve Diyojen Kafemize misafirlerimiz gelmeye devam ediyorlar. Yine çok kıymetli bir misafirimiz geldi. Kendisi Sinoplu değil. Ve dedi ki, Halime Hanım, o kadar çok övdünüz ki Sinop mantısını dedi. Ben de dedi merak ettim dedi. Bu lezzeti gelip görüp yemek istedim dedi. Kendisine de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz diyelim, sabahtan beri yine Allah razı olsun çok Sinoplu hemşerilerimiz geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Sinoplu olmayan birinin de Sinop mantısını beğenmesi, yemesi, gerçekten övgüler yağdırması çok güzeldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi İlke TV'nin sahibi sevgili Yunus Bey geldi. Yunus Aybakan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bir Tokatlı olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Yunus Bey, bir Tokatlı olarak Sinop mantımızı nasıl buldunuz? Gerçekten Halime Hanım çok güzel, elinize sağlık. Biz Tokat mantısı değil de mantı olarak biz yapıyoruz. Bizde de var ama sizinki sanki yarısı Tokat, yarısı Sinop gibi olmuş. Bir tarafta cevizlisi, bir tarafta sarımsaklı yoğurtlusu. Gerçekten muhteşem. Ben tabi Sultanbeyli'de, biliyorsunuz bizim televizyonumuzun merkezi Sultanbeyli'den geliyorum. Kadıköy'de böyle nezih bir ortamda bugün bunu da tatmam gerçekten çok güzel oldu. Keyif aldım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeriniz çok güzel. Amin. Bütün arkadaşları buraya gelip de bu tadı tatmalarını istiyorum. Hem hanım eli değmiş burada, öyle fabrikasyon falan bir şey değil. Evet. Gerçekten tertemiz, hijyenik bir ortamda yapılmış. Kutluyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Bütün arkadaşlara da Kadıköy'e geldiğinde muhakkak buraya uğramalarını istiyorum. Bu tadı alın. İnanın zevk alacaksınız. Zevkle yiyeceksiniz. Ve köşe başında bir yer burası. Yer olarak da mükemmel bir yer. Kadıköy'ün de merkezi. Sahilde. Evet, Rıhtım'ın iki cadde üstü. Evet, Rıhtım'ın iki cadde üstü. Kadıköy'ün de merkezi. Kadıköy'de İstanbul'daki oturanların bir gün olmazsa bir gün muhakkak yolu düşer. Yolunuz düştüğünde muhakkak buraya gelin arkadaşlar. Evet Halime Hanım, tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Bir televizyoncu olarak biraz sohbet edelim istiyoruz. Evet. Ben sevgili takipçilerimiz her zaman da söylüyorum, biliyorlar da zaten. Bir Sinoplu olarak Sinop mantısını, Sinop kulakaşı, cevizli mantısını İstanbul'da marka yapmak istiyorum ve incir uyuşturmamızı İstanbul'da marka yapmak istiyorum. Sayın Yunus Aybakan Bey'e sormak istiyorum. İstanbul'da Sinop kulakaşı, cevizli mantımız marka olur mu sizce bu lezzetiyle? Şimdi bunda geç bile kalmışsınız. Neden derseniz, bizim biliyorsunuz erbaa yaprağımız vardır. Evet, Tokat biz erbaa. Bile onu daha yeni tescil ettirdik. Tokat kebabını Sivas hemşehrilerimiz almak istediler. Onu sanayi odası devreye girerek zor tescil ettirdi. Bence Sinop mantısını bir an önce tescil ettirmeniz lazım. Tamam, bak yeniden yoksa, öğreniyoruz. Yoksa elinizden kaybedersiniz. Biz Tokatlı olarak gelip sahip çıkabiliriz de. O kadar. Çünkü. Çok beğendim olsun. Gerçekten. Cevizli gene çok güzel olmuş. Sizin yapacağınız şu anda bunlara başlamadan önce tescil hakkını önce almanız gerekiyor. Doğru. Sinop mantımız İstanbul'da var. İki yerde, üç yerde var. Ama onun da sahibi Trabzonlu. Maalesef satın almışlar. İşte bunu hatta sizden ziyade valilik devreye girip bir an önce veya Sinop Ticaret Odası devreye girip bunu tescil ettirmesi gerekiyor. Bunun da yalnız onlar kendi kendine belki bir şey yapmaz ama siz burada en azından gidip de bir teklif sunmanız gerekiyor Ticaret Sanayi Odası'na, başkanlığına. Onlar da gündeme alması lazım ki Sinop'un adı duyulsun yani. En azından böyle tanıtımı olsun. Biz nasıl Tokat yapacağımız en iyi Sinop, şey evet. Tabii Sinop mantısı diyerekten tescillensin adı ki yarın biri gelip de aynı şeyi yapıp işte bu bizim oranın yörenin
dediğinde yok kardeşim bu Sinop'un ya ben Sinoplular yapıyor bunu yedim orada evet. ve tescil etmişler çok güzel diyebileyim yani. Bu çok önemli bir bilgi. Evet, evet. Gerçekten de önemli bir bilgi bilmiyoruz. Mesela bizim Boyabat Çemberimiz var. O durağında Saraydüzü'nde de yapılıyor. Ama Boyabat Çemberi olarak patent almışlar mesela. Evet, evet. Başkaları da gelip alabilir. Tabii ki. Doğal tabii olarak ki. Hiç aklımıza gelmiyor. Yani tescil ettirmek çok önemli. Mesela biz İlke TV'nin adını tescil ettirdiğimizde tescil ettirmeden önce başka bir kişi başvuru yapmıştı. Biz beklemedeydik. Bir gün süresi dolduğunda bir gün atladığı zaman biz başvuruyu yaptık ve biz tescil ettirdik. Yoksa onu bile alamıyorduk yani ismini bile biz alamıyorduk. Evet. Onun dışında işte biz İlke Gayrimenkul'ü tescil ettirdik şu anda. Mesela İlke Gayrimenkul şu anda piyasada bir sürü var. Evet. Ama biz tescil ettirdik. Tescil ettirmeden kullanma hakkı, isim hakkı senin olmuyor. Yani çok önemli için, ayrıntılar tabii, bunlar. Sinop mantısını muhakkak tescil ettirin yani. Tamam. Başvurunuzu yapın, gerekli yerlere yazılarınızı gönderin. Bunu da Sinop'un işte belli mercileri neresi? Ticaret Odası Başkanlığı veya Valilik veya Kültür Müdürlüğü bunlara bir el atması gerekiyor muhakkak. Ama siz bunları harekete geçirmek için siz gidin başvurunuzu yapın, dilekçe verin. Gerekirse haberlere çıkartın. Hızlandırın bu olayı yani. Tamam, inşallah diyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Yunus ben Bey. Ben çok teşekkür ettim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Amin, diyorum. Çok sağ olun. Sevgili takipçilerimiz bakın bilen kişiden neler öğreniyoruz. Biz sadece Sinop mantısı yaptık diyoruz. Oysa ki bunu resmiyete dökmemiz gerekiyor. Yarın bir gün dediği gibi elimizden gitmesin diye. Birisi de gelir alır elimizden. Çok önemliymiş. Çok çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey'e bize bu aydınlatıcı bilgileri verdiği için ve çok doğru bir bilgi bunlar da. Çok önemli. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kıymetli takipçilerimizi de Diyojen Kafe'ye, Kadıköy'e, Nusret Efendi Cadde, No 38C bekliyoruz. Rıhtıma hemen iki cadde, Akbank'ın yanından da girince 50 metre sağda Diyojen Kafe'ye hepinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yunus Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.